9000 sene önceki dünyada eşine rastlanmayacak bir yerleşme ki bu yerleşmeyi biz de öncü kent olarak tanımlıyoruz. Kazıldığı yıllarda ilk olarak James Menard döneminde de burası bir kent olarak tanımlanmış. Bu hep tartışmaların içinde yer almış. Bir kent düşünün, etrafında yüzlerce köyün beslediği bir merkez, bir pazar, bir üretim merkezi olarak düşünmemiz gerekiyor. Çatalhöyük sadece bir höyük ve içindeki gördüğünüz kerpiç mekanlarla düşünmememiz lazım. Çünkü burada kazılan alanlar sadece %5. Önümüzdeki senelerde bunlar da daha artacaktır. Ama düşündüğümüzde o dönemde böyle bir höyüğün eşine rastlayamıyoruz. 14 hektarlık büyüklüğüyle Çatalhöyük gerçekten... özel bir yerleşim. Büyüklüğünün ve yani yerleşimin yapısının yanı sıra buluntularıyla da dünyada ilkleri ortaya çıkarmıştı. Duvar kabartmaları, hatta o dönemlerde ilk tapınaklar, dünyanın ilk tapınakları olarak adlandırılmıştı. Hani bugün farklı isimlerle adlandırıyoruz ama çok özel örneklerle gün yüzüne çıkmıştı. Daha sonrasında ise 93 yılında kendimin de katıldığı ve Çumra'da da özellikle proje vesilesiyle 3 sene kalıp Çumra'yı da tanıdığım bu projeyle 2010 yılına kadar çalıştım. Bu proje başladığında 25 senelikte proje başarıyla ömrünü tamamladı. Cambridge Üniversitesi ile başlayan bu proje. Şimdi artık bayrak bizde, Türkiye Arkeolojisi'nde ve artık Türk araştırmacılarda. O nedenle ben de aday oldum. Anadolu Üniversitesi adına buraya geldim. İçinden gelmem vesilesiyle ve daha öncesinden de başka bir kazı projesini yönetmiş olmam vesilesiyle Çatalhöyük'e geldik. Çumra'yla ve Konya'yla beraber Çatalhöyük'ü çok daha ileri götürmemiz gerekiyor. Farkındalıkların bir kere artması gerekiyor. Eğer biz bugünden bahsedersek, bugün bence Konya ve Çumra ve hatta çevre illerle farkındalık bence tatmin edici değil. Hatta bakıyorum ki Çatalhöyük'le ilgili yapılmış sergilerin hepsi İstanbul'da olmuş. Çumra ve Konya'da herhangi bir sergi olmamış. Bu beni aslında biraz üzüyor. Önceden konferanslar olmuştu ilk başkanlarımızda. Bunlar çok değerliydi. Çumra'nın tanıtımı ve Çatalhöyük'le bütünleşmesi açısından. Onun anlamda ben Çumra'yla daha özel bağların geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Marka değeri olarak uluslararası herhangi hiçbir şüphemiz yok. Çatalhöyük Türkiye deyince, hatta Konya deyince de akla ilk gelen yerleşmelerden bir tanesi. Ama ziyaretçi sayısı anlamında, ilgi anlamında açıkçası biraz unutulmuş olduğunu ben hissettim yıllar sonra geldiğimde. Bunu artırmamız lazım. Çünkü burası sadece bir kazı yeri değil. Burası UNESCO Dünya Kültür Mirası olarak tescillenmiş. Türkiye'de ve dünyadaki belki de tek höyük bakıldığında çok önemli bir değer. Bu yüzden burada burayı sadece bir bilimsel kazı anlamında değil, burayı büyük bir işletme olarak da düşünmemiz lazım. Büyük koruganlar var, parkurlar var, yeni bir ziyaretçi merkezimiz var, Konya Büyükşehir'in planladığı. Ya bunları düşündüğümüzde bunların hepsini bir bütüncül anlayışla ve özellikle Konya'ya yansıyacak şekilde yapılması çok önemli olduğunu düşünüyorum. Buranın ve Konya'nın da Göbekli Tepe'deki kazanımlardan ne çıktılar olabileceğini görmüş olması önemliydi. Bizim artık bundan sonra Çatalhöyük'ün ünvanını yeniden kazandırmamız gerekiyor. Daha tanınır hale getirmemiz gerekiyor. El birliğiyle yapacağımızı düşünüyorum.